Hatay yöresinin en güzel yemeklerini muhteşem manzarasıyla güler yüzlü personeliyle müşterilerine sunan Odea Restoran Hatay Lezzet Diyarı'na konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Hatay'daki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, her zaman olduğu gibi sizler için farklı tat ve lezzetleri keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de Hatay'da bulunan Lezzet Diyarı'na konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Abdullah Bey bulunuyor. Abdullah Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Aslan. Bu mesleğin sevdalısı olarak insanlara daha değişik, otantik, rahat ve ailelerini huzur bulacağı değişik su sesleriyle rahatlatılacak bir konumu oluşturmak için böyle bir tarz bu güzelliği sunma gayret gösterdik. Umarım halkımızın ve dünyanın en güzel şekilde insanlar aradığı bu hoş doğal yapıya kavuşabilmesi için çabaladık. Umarım halkımız da bu bizim yaptıklarımızı memnun kalacağını umarım ve dünyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz Hatay Lezzet Diyarı olarak. Bu güzelliği tabii insanların aradığı işte yeşillik, doğal, herkesin geldiği tanıtmak istediği bu güzelliği olabilir mi, olur mu diye düşündük, taşındık. Ve insanlar bu güzelliği dedik, buluşturalım dedik. Çabaladık, yaptık. İnşallah insanların istediği bir tarzda bir kıvama getirmiş bulunmaktayız. Buraya girdiğimiz zaman zaten bu otantik havayı aslında hissediyoruz, görüyoruz zaten şu anda. Peki şunu söylemek istiyorum size. Diyelim ki ben dışarıdan misafir olarak Hatay'a geldiğimde bana önerebileceğiniz bir yöresel lezzet var mı? Hani Hatay'a gelmişken şu lezzeti tatmadan gitmeyin dediğiniz bir menü var mı? Tabii, buraya gelip de bunu tatmadan gitmeyeceğiz. Tepsi kebabımız, sini kebabı dediğimiz daha doğrusu ve kağıt kebabı. Bu tatları zaten insanlara çömlek tadında biz değişik ve insanlara daha güzel, değişik bir tarzda değişik yemekler, mendi kebabı dediğimiz tandırda yer tandırı olarak yapabileceğimiz insanlar güzel, hoş bir yemek hazırlıyoruz zaten. İnsanların damağın tadında kalacak, insanlara işte alan değil, yer değil, lezzet. Zaten bu lezzet diyarını taşımamızın isminin en büyük faktörü insanlara lezzetin, Hatay'ın diyarını dünyanın her tarafına tanıtmak olacak.